Herkese kocaman merhaba. Ben pilatesunit.com'dan Duygu Eren. Bugünkü seansımızda Magic Circle yani çemberle yapacağız egzersizlerimizi. Öncelikle setup'tan bahsedecek olursam long box'la başlayacağız. Uzun yerleştiriyorum. Footbar tam 90 derecede. Yay direnci olarak da makinenizi sabitleyecek herhangi bir ağırlıkta yay takabilirsiniz. Ve tabii ki circle'ı alarak başlıyorum. Başımız tam ensemizin üst kısmı footbar'a gelecek şekilde sırt üstü yatacağız box'a. Tam ensem değil, biraz daha at kuyruğa yakın bir noktaya yerleştiriyoruz. Ve bacakları tabletop pozisyonuna alarak başlayacağız. Şimdi öncelikle biraz core workout için ısınma olarak kullanacağız core workout'u. Çemberi dizlerle el bilekleri arasına yerleştiriyorum. Burada dikkat ettiğimiz şey tabii ki kafes pelvis bağlantımızın kurulu olması olacak. Ve derin bir nefes alarak başlıyorum. Nefes verirken dizler ve bilekler arasında çemberi sıkıştırıyorum. Nefes alırken tekrar gevşettik. Nefes verirken dizler ve bilekler arasında çemberi sıktım. Alırken tekrar gevşetiyorum. Bu kadar minik, kolay bir hareketle başlıyoruz ama daha ilk dakikadan derinden titreşimin geldiği bir egzersiz. Çünkü en derin karın kaslarını aslında aktive etmeye çalıştığımız bir egzersiz. Nefes tamamen boşalıyor. Çemberi sıkarken ve alırken tekrar serbest bırakıyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. Ve tekrar serbest bıraktım. Sol diz ve sağ bilek arasında tutuyorum çemberi şu an. Bakın diğer kol ve bacak boşta. Ve burada sabitledikten sonra yine merkezde bir nefes alacağız. Nefes verirken kolu başın tepesine, bacağı ise karşıya uzatacağız. Alırken tekrar dizi ve bileği çembere değdiriyoruz. Verirken çapraz köşelere uzadık. Alırken tekrar merkezdeyiz. Bacağı karşıya gönderdiğimiz ve kolu arkaya gönderdiğimiz nokta belde ve sırtta herhangi bir boşluk açılmasına mal vermeyen bir nokta olması lazım. Dolayısıyla kolu da bacağı da daha yukarıya göndermek mümkün. Tamamen bu açıda yapıyor olabiliriz belki. Ya da belki daha aşağıda. Herkes de aynı görünmeyebilir hareket. Referans noktamızın tüm omurganın nötral pozisyonunu koruması. Düz bir çizgi şeklini koruması. Herhangi bir boşluk yaratacak kavis olmaması. Şimdi diğer tarafı alıyorum. Sağ diz ve sol bileğe. Yine merkezde nefes aldık. Nefes verirken çaprazları açılıyorum. Alırken tekrar merkeze. Sol bacak sol köşeye giderken sağ kol ise sağ arka köşeye doğru gidiyor. Açılırken nefesi verip alırken tekrar geri geliyorum. Ve yine sekizlilerle başladık. Değişen bir şey yok tekrar sayımızda. En sevdiğimiz sayı hala 8. O zaman 7 ve son bir tane daha 8. Güzel. Şimdi merkeze geldiğimizde çemberi alıp barın tam olduğu noktaya yerleştiriyorum başımın altına. Ve el bilekleri de içeriye sokup bu sefer çemberin iç kısmından tutuyoruz. Bacaklar hala tabletop'ta. İlk önce gövdeyi yukarı doğru kaldırıyorum nefes verirken, alırken tekrar aşağıdayız. Her yer sabit, nefes verişte gövde yukarı, alırken tekrar geriye. Bakın çene ile göğüs arasında bir mesafe var ve bu mesafeyi kapatmamaya çalışıyorum. Burada her zaman bir belki yumurta, belki mandalina bilmiyorum bir küçük bir top genişliğinde bir mesafe var. Bu mesafeyi her zaman korumakla yükümlüyüz. Ve 5-5 gideceğimiz bir seri olacak. 5. de yukarıda kalalım. Sağ ayak parmak ucu aşağı verirken yukarı. Sol ayak parmak ucu aşağı verirken yukarı. Parmak ucumu belki başlığa doğru değdirip tekrar yukarı çekiyorum. Yine referans noktamız belin açılmadığı nokta. Bacağı aşağı doğru indirdiğimde örneğin sol bacak sol tarafı kapatmaya çalışıyorum ve yukarı. Aynı şey sağ taraf için geçerli
ve yukarı. Dolayısıyla belki bu kadar aşağı inip buradan geri çekiyor olabiliriz. Tamamen kendi bedeninizi bugün nasıl hissettiğine bağlı olarak yapıyoruz hareketin açılarını. Son bir tane. Beşinci için. Ve daha sonra iki bacak tabletop'ta başı yeniden bırakıyorum. Bir beşliğimiz daha var. Yine gövdeyi yukarı doğru kaldırıyoruz. Derin bir nefes alalım. Nefes verirken bu sefer iki bacağı birden aşağı gönderip tekrar yukarı çekiyorum. Nefes alırken bu sefer iki bacağı birden aşağı gönderip verirken yukarı çekiyoruz. Bakın burada tibia ve femur arasındaki mesafeyi de korumaya çalışıyoruz aslında. Dolayısıyla ayakları yere yakınlaştırdığımızda şöyle bir yakınlaştırma değil. Tabletop açılarımızı bozmadan parmak uçlarımızı aşağı gönderip tekrar yukarıya çekiyoruz. Dolayısıyla hareket kalça ekleminden, tamam mı? Diz ekleminde bir hareket yok. Ve yine referansımız nötral omurganın bozulmadığı yere kadar yapmak hareketi. Son bir tane daha ve yukarıdayız. Şimdi başı bırakalım. Belki burada bir dinlenmek istiyoruz. Bacakları kendimize doğru çekebiliriz. Ya da eğer devam etmeye hazırsanız yine aynı noktadan devam edeceğiz. Çember aynı noktada, el bilekleri aynı noktada, bacaklar tabletop'ta. Gövdeyi yukarı doğru kaldırıyoruz ve one leg stretch ile başlıyoruz. Bir bacağı karşıya, diğerini karna doğru çekerek başlayacağız. Klasik pilates egzersizlerini box üstünde kullanmayı çok seviyorum. Son derece zorlayıcı oluyor aslında box'ın üstünde yapmak bu seriyi. Tabii ki hedefimiz kendi açımızda yavaş ve kontrol yapmak. Dolayısıyla eğer burada çok zorlayıcıysa taşıyıcının üzerinde de yapabiliriz aynı egzersizi. Ya da belki bir mat üzerinde başlıyoruz. Sonra tekrar box üstüne çıkabiliriz diğer egzersizler için. Şimdi iki dizi birden kendimize çekiyoruz. Yine bu noktalarda eğer dinlenmek isterseniz başı tekrar footbar'a bırakabilirsiniz. Eğer hazırsanız double leg stretch için tekrar gövdeyi yukarı kaldırdık. Topuklar bitişik ve bel boşluğumuz kapalı. Nefes alırken iki bacağı birden karşıya gönderip verirken tekrar karna doğru çekiyoruz. Yine bir sekizli gideceğiz. Ve üç. Karşıya gönderdiğimde iç bacakları birbirine doğru sıkmaya çalışıyorum. Geri gelirken tekrar dizler yanlara doğru açılıyor. Altı. Yedi. Ve son bir tane daha. Sekiz. Mola istiyorsak bırakabiliriz başı ve bacakları da. One ve double straight leg stretch'ler geliyor. Bacakları düz bir şekilde yukarı uzatarak başlayabiliriz. Ayaklar point. Gövde yukarıda. Bir bacak aşağı, diğeri yukarıda. Alırken değiştir, ver, ver. Al, değiştir, ver, ver. Yine sekizli gideceğiz. Ve iki. Yukarı gelen dizin bükülmemesine özen gösteriyorum. Yüze yaklaştıkça diz bükülmek ister. Hemstringler belki kısaysa uzayamadığı noktada dizi bükebiliyor. O yüzden size yaklaşan bacağı düz kullanmaya çalışın. Son 3, 2 ve son bir tane daha. Güzel. Şimdi iki bacağı birden yukarı alıp yeni bir mola için başı ve bacakları bırakıyoruz. Isındığımızı varsayıyorum. Çok az kaldı. Bunlar ısınma turları. İki bacak yukarıda. Gövdeyi yeniden yukarı kaldırıyoruz ve double straight leg stretch. Topuklar birbirine sıkılı, iç bacakları da aktif kullanıyorum. Nefes alırken aşağı, verirken tekrar yukarı çekeceğim. Ve iki. Yine hedefimiz belin açılmadığı yere kadar göndermek. Dolayısıyla daha belki buradan yukarıya çekiyoruz, hiç problem değil. Kendi açımızda bugün nasıl hissettiğimize bağlı olarak her gün bile değişebiliyor hareketler. 6, 7 ve son bir tane daha. 8.
Bıraktık başı, bacakları. Son bir karın egzersizi daha var. Criss cross'ları yapacağız. Çemberle devam ediyoruz. Bacaklar tabletop'ta. Ve bir kez daha gövdeyi yukarıya kaldırıyoruz. Şimdi merkezde nefes alıyorum. Nefes verirken sol bacağı kendime çekip sağı karşıya gönderiyorum. Aynı anda gövdeyi sola doğru çeviriyoruz. Alırken merkezdeyiz. Bacak değiştireceğiz. Verirken gövde sağ, sağ bacak bize doğru, sol bacak karşıya. Nefes alırken merkez, verirken çapraz köşelere doğru gövdeyi kaldırmaya çalışıyorum. Evet, ikişer tane daha yapacağız. Ve son tekrar sol taraf için. Şimdi merkez hatta gelince başı bırakabiliriz. Çemberi alabiliriz. Dizlere sarabiliriz. Ve burada biraz dinleneceğiz. Biraz karnı dinlendirelim. Minik minik parmak uçlarınızla masajlarda yapabilirsiniz. Dinlendiğinizde kalkıyoruz. Dirseklerin desteğiyle gövdeyi yukarı kaldırabiliriz. Lombaks'ın ucuna oturup elcikleri alıyorum. Bir tane sarı yayım takılıydı. En hafif yay oluyor aslında benim makinemde. Kendinize göre belki biraz daha orta şiddetli bir yay ya da belki ağır bir yay direnci takabilirsiniz. Ayak tabanlarım tamamen yerde. Dizleri birbirine doğru sıkıyorum. Karnımız içeride, sırtımız dik. Kürek kemiklerini ise aşağı doğru itiyoruz ve nefes alalım. Omurgayı geriye doğru kalça, bel olacak şekilde yuvarlayalım. Nefes verirken tekrar yukarıya doğru kalkıp dikleşiyoruz. Biraz omurgayı hareketlendirmeye başlayalım, özellikle lumbar bölgeden geriye itmeye çalışıyorum. Nefes verirken de yeniden tekrar yukarı gelip dikleşiyoruz. Bu mesela rolling like a ball ya da crab gibi, seal gibi egzersizlerde kalça üstünde dengede durmak, özellikle omurgayı yuvarladığımızda, ayakları da kaldırdığımızda bu kuyruk sokum üstünde dengede durmak zor oluyor yeni başlayanlarda. Bu egzersizi, bu omurgayı geriye yuvarlayıp sonra tekrar öne doğru gelme egzersizini, lumbar bölgenin hem kullanımını hem mobilitesini hem de o bölgenin kontrolünü arttırmak için güzel bir egzersiz oluyor. Ve arkada kalalım. Ayaklar burada sabitken gövdeyi sola doğru çeviriyoruz ve tekrar merkezde. Sağa çeviriyoruz ve merkeze. Nefesleri verirken çaprazlara, alırken merkeze dönüyorum. Hareketi tamamen gövdenin üst kısmından yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bacaklar da, yani örneğin gövdeyi sola doğru çevirirken dizlerin sağa gitmesi ya da sağa doğru çevirirken bacakların sola doğru gitmesi olmasın. Omurgayla aynı hatta, orta hatta tutuyoruz bacakları. Sadece omurgada rotasyonlar var. Göbek deliğinin oradan sola ve sağa doğru çevirmeye çalışıyorum. Ayaklarım ise yere sürekli sağlam basarken. Çekişi de kollardan değil, omurgayı çevirerek yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla aslında karın kaslarımız daha çok devrede kollardan ziyade. Son birer kez daha yapalım. Ve ortaya gelince tekrar merkezde dikleşiyoruz. Bir kere daha geriye doğru gideceğiz. Derin nefes alalım. Nefes verirken geriye doğru yuvarlayalım omurgayı. İşte şimdi kollar devreye giriyor. Nefes aldım. Verirken çemberi başın üstüne doğru çekip alırken tekrar göğüs önü ve verirken merkezde dikleşiyorum başladığım noktada. Alırken geriye yuvarladık omurgayı, verirken çektik baş üstüne, alırken göğüs önündeyiz ve verirken dikleştik. Nefes alırken teker teker yuvarladık, verirken çektik, alırken göğüs önü ve nefes boşaltırken yeniden dikleşiyorum. 3, yine 8'e gideceğiz. Al geriye, ver çek yukarı, al çember göğüs önü, ver ve dikleş. 4, yarıladık, 4 tane daha. Geriye gittik, şimdi kolların çekişi var,
Sonra tekrar göğüs önüne gelene kadar C pozisyonundayım. Ondan sonra dikleşiyorum merkezde. 3 tane daha yuvarladık geriye. Yukarı çektik. Göğüs önündeyiz. Ve tekrar dikleşiyoruz. Son 2. Bence harika bir egzersiz. Yavaş ve kontrollü yapmaya devam ediyorum. Hem çemberi baş üstüne çekerken yavaş ve kontrollü bir şekilde çekmeye çalışıyoruz. Hem geri dönüşlerde hızlı bir şekilde değil, yaylar çekmiyor bizi. Biz onları kontrol ediyoruz, tamam mı? Yukarı giderken ve özellikle dönerken yaylara direnerek dönüyorum. Sonra tekrar merkezde dikleşiyoruz. Harika. Elcikleri bırakabiliriz. Yüz üstü bir şekilde yatacağız. Fleksiyonları çalıştık. Hadi gelin biraz arkasına omurga ekstansiyonlarını ekleyelim. Hafif yaydan devam edeceğim. Ve bu sefer çemberi ayak bileklerimizin arasına yerleştiriyoruz. Aksın üzerine düz bir şekilde uzanacağım. Sadece göğüsler dışarıda kalacak şekilde yatıyoruz baksın üstüne. Halatlardan tutacağız. Pulling the straps egzersizlerini yapacağız seri şeklinde. İlk öncelikle pubisi box'a baskılıyorum. Kalçayı aktifleştiriyorum. Bacakları yukarı doğru kaldırıp bir yandan sürekli olarak çemberimi sıkıyorum. Ayaklar point. Şimdi burada nefesimizi alacağız. İlk sekizlide kollar düz bir çizgi üzerinden. Nefes verip geriye doğru gelirken gövdeyi de yukarı kaldırıyoruz. Alırken tekrar öne. Nefes aldık. Verirken kolları düz bir çizgi üstünden geriye çekerken gövdeyi de yukarı kaldırıyorum. Alırken tekrar kollar öne. Gövde biraz daha aşağı. Nefes verip çekerken sırttan başın tepesine doğru bir uzama. Nefes alıp dönerken tekrar aşağıdayız. Eğer bacakları yukarı kaldırmakta zorlanıyorsak, eğer çember footbar'a değdiğinde konsantrasyonumuz bozuluyorsa footbar'ı aşağı doğru da indirebilirsiniz. Tamamen footbar'ı yolumuzdan çekebiliriz yani. Eğer herhangi bir şekilde rahatsızlık veriyorsa. Burada genelde boynu geriye doğru kaldırma hatasını görüyoruz. Boyundan değil, sırttan uzamaya çalışacağız başın tepesine doğru. Yine çene ile göğüs arasındaki mesafemizi koruyoruz aslında. İki tane daha. Ve son bir tane daha. Serinin bir sonrakinde ben de indireceğim footbar'ı. Evet, eğitmeniniz varsa zaten sizin için indirecektir. Tek başına çalışıyorsanız bunları yapmaya üşendiğimizde başımıza gelecekler bunlar oluyor. Şimdi bir kere daha bacakları yukarı kaldıralım. Bu biz baskıda. Bu sefer kolları iki yana açıyoruz. T-pull yapacağız. Nefes verirken yeniden arkaya çekip gövdeyi kaldırıyoruz. Alırken tekrar kollar iki yanda. Arkaya doğru çektikçe avuç içlerini de yukarı çevirmeye çalışıyorum ki skapulalar iyice birbirine doğru yakınlaşabilsin. Sırttan başın tepesine doğru uzamayı hiçbir zaman unutmayacağız. Boynun arkasında herhangi bir sıkışma olmasını istemeyiz. Son dörtlümüz kaldı. İç bacakları sıkıp çemberi tutmayı unutmuyoruz. Yoksa çemberin düşme ihtimali var. Bu yüzden iç bacaklar da sürekli aktif harekete katılıyor. Ve sürekli yukarı kaldırıyorum bacakları. Son bir tane daha. Bu sefer arkada kalalım. Ve sadece triceps workout yapacağız. 8 tane. Verirken açıp alırken tekrar bükeyim. Bacaklar sürekli yukarıda. Gövde sürekli yukarıda. Üst kolları sabitleyip sadece dirsekleri açıp kapatıyoruz. Ve son 4. İki. Haydi son bir tane daha. Ve şimdi bacaklar, kollar, gövdeyi aşağı doğru alıyoruz. Tamamen sarkıtabiliriz burada. Minik bir mola yapalım. Dizleri bükerek çembere ulaşıyorum. Ve bu sefer çemberi
Ayaklarının arkasına doğru takıyorum. Rahat ettiğiniz bir noktayı bulacağız. Box'ın üstünde. Buradan inmeden önce güzel bir hiper ekstansiyon çalışması yapacağız omurgada. Ayak parmaklarıma doğru taktım çemberi. Ve diğer köşesinden de ellerimle tutuyorum. Şimdi ilk önce şuna bir bakalım. Derin nefes alalım. Nefes verirken gövdeyi ve bacakları yukarı doğru kaldırmaya çalışıyoruz. Sanki bu ayaklarımla çemberi ittiğimde kollarımı çekiyor ve böylece gövdem de yukarı kalkıyor gibi. Nefes verirken tekrar aşağıdayız. Derin nefes alırken yukarı çıkıyorum. Ve verirken yeniden aşağıdayım. Belki biraz daha çemberin iki yanından tutmaya çalışabilirsiniz. Eğer bu sizin için çok kolaysa çemberi ayak bileklerime yakın noktadan tutmaya çalışıyorum. Biraz daha zorlaştırmak için nefes alırken yukarı çıkıyoruz. Verirken tekrar aşağıdayız. Bu sefer yukarıda kalalım. Çıkabildiğimiz en son noktada. Şimdi burada biraz rocking yapacağız. Tamamen tüm nefesi boşaltalım. Alırken biraz geriye. Verirken ise öne salın. Al geri. Ver öne. Alırken geri. Verirken yeniden öne. Yine bir sekizli gidelim. Evet, şimdi gövdeyi aşağı doğru indiriyorum ve bacakları geriye doğru uzatıyorum. Eğer bu salınım sizin için çok zorsa, bunun üstüne gitmek yerine sadece yukarı aşağı doğru yatıp kalkmayı deneyebiliriz. Şimdi baksan aşağı ineceğiz ve güzel bir streç yapacağız baksın yönünü değiştirmeden önce. Bacakların üst kısmını dayadım footbara, elleri baksa yerleştirip gövdeyi aşağı doğru uzatıyorum, baksı ileriye. İterken hem burada birkaç nefes kalalım, hem nefesimizi düzenleyelim, hem de omurgayı biraz rahatlatalım. Sonra yeniden yukarıya geleceğiz ve bu sefer box'ımızın yönünü değiştireceğiz. Short box olarak yerleştiriyorum box'ı. Biraz da buradan devam. Size doğru dönük başlayacağım. Belki bu noktada yayı ağırlaştırmak isteyebilirsiniz. Bir tane orta dirençte yay takalım. Sağ dizi bükerek box'ın üzerine yerleştiriyorum. Sol dizim ise bükülü taşıyıcının üzerinde. Çemberi şunun için kullanacağız. Göğsünü alt kısmına yerleştirip iki yandan sarıldığınızı düşünebilirsiniz çembere. Bu kollar arasındaki mesafeyi korumaya çalışıyoruz hareketi yaparken ki hareket koldan çekiş değil, omurganın hareketiyle yani daha çok karın kaslarıyla aslında çalıştığımız bir egzersiz olsun. Şimdi derin nefes alıyorum. Nefes verirken gövdeyi sola doğru çevirmeye çalışıyorum. Ve alırken tekrar merkezdeyiz. Nefes boşaltırken gövdeyi göbek deliğimin oradan çevirerek sola çeviriyorum. Alırken tekrar orta hatta. Şimdi çember olmadığı zaman şöyle bir şey oluyor. Bu çevirişi yaparken kolda böyle oluyor. Dolayısıyla biz aslında çekişi koldan yapmış oluyoruz. Dolayısıyla çemberin bu aradaki genişliği bize mecburen omurga rotasyonunu kullanmak zorunda bırakıyor. Kolda çekiş yapılmadığımız için. Kalça tamamen karşıya paralel. Gövdeyi sola çevirerek yapıyoruz egzersizi. Bir tane daha. Son 3. Okay. Çember 1 saniyeliğine burada beklesin. Şimdi sol ele alıyoruz. Ve draw a sword. Kılıcımızı kınından çekmeyen bir egzersiz. Önce dik bir şekilde yukarı doğru uzayalım. Nefes aldık verirken sol omuz ve kolu yana doğru açıyorum. Alırken tekrar yavaşça merkeze. Yeniden önemli olan kısım geri dönüşlerde yayların bizi çekmesini istemiyoruz. Hızlı bir şekilde buradan geri gelebilirim. Herhangi bir şey
çaba sarf etmeme gerek yok. Ama bizim istediğimiz kontrol bu yüzden yay çekmiyor. Biz buradan kontrol ediyoruz makinenin geri dönüşünü. Okey. 4 tane daha. Omuz hizasına kadar açıyorum kolu. Daha yukarı ya da daha aşağı değil. Daha öne ya da daha geriye de değil. Tam omuz hizasında. Bir de el bileğinin açısına dikkat etmek lazım. Omuz, kol çekmediği noktada bazen bilekte şöyle bükülmeler görebiliyoruz. Bunlar da olmasın. Ve tabii ki çekiş esnasında gövdede herhangi bir hareket yok. Artık tamamen gövdemiz karşıya, size doğru paralel. Güzel. Şimdi diğer tarafa geçmeden önce. Bunu yerine bırakıp bu sefer bu tarafa doğru dönüyoruz. Çember bu sefer dizlerimizin arasında, iki dizimizin arasında. Ayaklar yine yere sağlam basarken biz bir yandan adüktörleri kullanıp sürekli olarak çemberi sıkacağız. İki elimize de elcikleri takalım. Elcikler tam olarak bel hizasında ayarlı. Hafif yayla gidiyorum. Lütfen siz kendinize bugün için uygun olan direnci kullanın. Çemberi sıktık. Karın aktif, sırt dik. Nefes verirken avuç içleri aşağı bakıyor ve bu şekilde karşıya doğru çekip derin nefes alırken yukarıdan bir daireyle yeniden elleri obliklere getiriyoruz. Nefes verirken karşıya, alırken güzel kocaman bir daireyle obliklerdeyiz. Yine bir 8 gidelim biraz. Arm work yapacağız. Kol, omuz, göğüs çalışması ve tabii ki kanatlar, romboidler, özellikle bu geriye dönüşlerde, kontrollü dönüşlerde devralan kaslar oluyor. Çemberi sıkmayı hiç bırakmayın. Bazen üst kısma odaklandığımızda çemberi de unutabiliyoruz. Bir bakıyoruz bacakların arası açılmış, çember düştü düşecek. Konsantrasyonumuz tüm vücutta kalsın. 7. Son bir tane daha yapalım. 8. Evet, kolları iki yana açacağız. Durmak yok. Devam ediyoruz. Dirsekler hafif bükülü. Avuç içleri birbirine doğru bakıyor. Ve sanki geniş gövdeli birine sarılacakmışım gibi dirsekler bükülüyken parmak uçlarını birleştirip nefes alırken tekrar yanlara doğru açıyorum. Çemberi sıktık, nefes verirken karşıya, alırken yanlardayız. Yeni sekizlimiz budur. Gövde tamamen orta hatta sabit. Hep başın tepesine doğru uzuyoruz. Gövdede öne geriye herhangi bir hareket yok. Olmasın. Yine aslında karnın derinliklerinden de gelen bir kuvveti kullanıyoruz. Her ne kadar arm workout yapsak da. Karın work in. Son iki. Ve son bir tane daha. Güzel. Kolları yana açtığımızda dirsekleri bükerek elleri enseye doğru alacağız. Biraz rowing serisi çalışıyoruz. Farkındaysanız box'ın üstünde yapıyoruz hafif bir modifikasyonla. Avuç içleri enseye doğru bakıyor ve biz gövdeyi dik bir şekilde hafif öne eğiyoruz. Sırtın dikliğini hiç bozmadan nefes aldık. Nefes verirken yukarı doğru çekiyorum elleri. Alırken tekrar avuç içleri enseye bakacak şekilde aşağıdayız. Ve iki. Çene göğüs arasındaki mesafeye dikkat ediyoruz. Çemberi sıkmayı unutmuyoruz. Sırtın dikliğini bozmuyoruz. Dört. Ve karnımız yine hep aktif. Son üç tane daha. Elin dış kenarıyla ittiğinizi düşünebilirsiniz. Avuç içini yukarı doğru çevirmiyorum. Dış kenarıyla itiyorum. Yani avuçlar şöyle yukarı doğru bakmasın. Avuçlar enseye dönük. Biz itişi sanki bu şekilde yapıyoruz. Tekrar yanlardan büyük bir daireyle merkez hatta dönebiliriz. Son bir tane daha var. Diğer tarafa dönmeden önce. Çemberi sıkmaya devam. Kolları derin bir nefes alalım. Verirken karşıya doğru uzatalım. Şimdi sırt dik. Skapulalar depresyonda. Nefes alırken sağ dirseği bükerek gövdeyi sağa doğru çeviriyoruz. Sol kol karşıda tamamen makineyi sabit tutuyor ve verirken yeniden karşıya. Şimdi soldayız. Alırken gövde sola,
Verirken tekrar karşıya. Al nefes gövdeyi sağ çevirirken sağ dirseği de bük arkaya doğru verirken karşıya. Alırken soldayız. Verirken karşıda. Tamamen göbek deliğinin oradan yapıyoruz rotasyonları. Kalçaya da herhangi bir dönüş yok. Son bir tekrar daha. Çok kolay mı görünüyor bilmiyorum ama gerçekten artık sonuna geldim diyebilirim. Derin bir nefes alalım ve verirken yukarıdan bir daireyle bunun sonuna gelebiliriz. Şimdi sağ taraftaki elciyi bırakıyorum. Çemberi az önce size doğru yaptığım tarafta olduğu gibi yine tam göğsün altına yerleştirip aynı egzersizi diğer taraf için de yapacağız. Bu sefer sol dizi bükerek baksın üstüne yerleştirip sağ ayağı da arkaya doğru olacak şekilde yerleştiriyorum. Sol elimde takılı elcik. Çemberi göğüs altına yerleştirip iki kenarından sarıldım çembere. Sırtı dikleştirdim. Derin nefes aldım ve verirken bu sefer gövdeyi sağa doğru çeviriyoruz. Alırken yeniden merkez. Kolda herhangi bir çekiş yoktu. Biz tamamen göbek deliğimizin oradan omurga rotasyonuyla dönmeye çalışıyoruz. Ve yine bir sekizli gideceğiz. Dört. Ve beş. Altı. İki tanecik daha yukarı uzamayı hiç bırakmayın. Yedi. Son bir tane daha yapalım. Sekiz. Harika. Şimdi çember bizi kenarda beklerken biz kılıcımızı kınından çekmek için sağ elimize alalım elciye. Nefes aldık verirken artık gövde sabit tamamen karşıya paraleliz. Bu sefer sağ kolu omuz hizasına çekip alırken yeniden yavaşça kılıcı kınına yerleştiriyoruz. Evet verirken çektik sağa doğru. Alırken orta hattayız. Ve dört. Son dört tane daha. Bu arada bu arkadaki renkli elcikleri sormuşsunuz. Makineye aldığınızda altı tane farklı renkteki elciği biz zaten hediye ediyoruz. Makineyle birlikte geliyor bunlar. Dolayısıyla bunların hepsi sizin oluyor. Makineyle birlikte her üyeniz için farklı bir renk belirleyip her birini sevdiği renkte elcikle çalıştırabilirsiniz. Son bir tane daha. İşte bu kadar. Şimdi bunu da yerine yerleştiriyorum. Çember bizi biraz kenarda beklemeye devam etsin. Footbar'ı biraz yukarı kaldıracağız. 90'ın iki altına alabilirsiniz bacak boyunuza göre. Minik bir kol çalışmamız daha var. Bunun için yüzümüzü tavara doğru dönüyoruz. Sağ ayağımızı box'ın üstüne yerleştiriyoruz ve sol elciyi alıyoruz. Box başında ayar yapabilirsiniz. İki ayak tabanında yere sağlam basıyor. Sağ ayağım box'ta, sol ayağım ise taşıyıcıda. Ve sağ dizi bükerek dirseğimi üzerine yerleştiriyorum. Sol dizi de hafif bükülü kullanabilirsiniz. Ekleme yük binmemesi için. Sırtım dik, karnım içeride, kürek kemiklerimi ise geriye doğru basıyorum. Derin nefes aldım. Verirken kolu geriye doğru çekeceğim. Alırken tekrar öndeyiz. Biraz daha latlar. Geriye geriye basacağız kolu. Nefes verirken çekiyorum. Çekebildiğim yere kadar alırken tekrar öne. Mümkünse kalçaya kadar gelsin. Ve dört tane daha. Sol kol benim için her zaman çok zor, çok kuvvetsiz gerçekten. İki tane daha yapalım. Ve bir tane bu sefer arkada kalıyoruz. Sadece dirseği bükeceğiz. Verirken tekrar açıyoruz. Evet, sol kol güçsüzleri burada mı? Benimle mi? Birbirimize destek oluyor muyuz? Of, gerçekten çok zorlanıyorum. Umarım siz kolay bir şekilde hallediyorsunuzdur. 5 ve 3 tane daha. Açıldığı yere kadar 7 ve 8. Üzgünüm. Bu kadar. Diğer tarafı yapacağız şimdi. Sağ ayağı taşıyıcıya basalım. Sol ayak box'ta.
Bu sefer sağ elciyi alıyoruz. Buradan daha güzel bir performans çıkaracağım. Box başında ayar yaptım. Derin nefes aldık. Ve verirken bu sefer sağ kolu arkaya doğru çekiş. Sırtın dikliğini hiç bozmayın. Sürekli olarak dimdik bir omurgayla başın tepesine uzadığımı düşünüyorum. İki tane daha. Ve arkada kalıyoruz şimdi. Sadece dirsek. Bük ve aç. İşte sağ kolun gücü. Direkt olarak üst kolu sabitleyip sadece dirseği açık büküyoruz. Son bir tane daha. Ve kollarla işimiz bitti. Bu elciyi bırakalım. Şimdi bir tane yayı ağırlaştıracağız. Kırmızı yaya geçebilirsiniz. Ve buradan devam. Sağ ayak box'taydı. Sol ayak tabanı taşıyıcıdaydı. Şimdi elleri box'a yerleştirip sağ ayak parmak ucumu arkada bara yerleştiriyorum. Sol diz hafif bükülü. Sırt yine aynı şekilde dik. Çeneyi ense köküne doğru çekiyorum. Bırakmıyorum boynu aşağı. Kürek kemikleri ise geride ve aşağıda baskıda. Ve nefes aldık. Verirken bu sefer sağ parmak ucumuzdan bir itiş. Ve alırken yeniden geriye dönüyoruz. Sol bacak stabilizasyon sağlayan bacak. Onda öne geriye gidişler olmasın. Genellikle bu dizin şuraya değdiğini ve buradan destek alarak yapıldığını görüyoruz. Bu bacak hiçbir yere değmiyor. Tamamen tek başına. Nefes verirken itiş ve alırken dönüyorum tekrar. İki tane daha yapalım. 8'e tamamlayalım. Ve bir tane daha. Geri döndüğümüzde sağ bacağı düz bir şekilde arkaya uzatıyoruz. Belki ağırlık merkezinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Biraz daha öne yerleştirebilirsiniz elleri baksa. Ve bacak düz arkada. Şimdi bacağı alırken yukarı, verirken aşağı indiriyorum. 8 tane de burada. Aslında sağ bacağın gerçekten şu anda hiçbir derdi yok. Tamamen stabilizasyon sağlayan bacağımız tüm çileyi çekiyor. 7. 8'de yukarıda kalalım. Ve sol kolu sola doğru açalım. Eğer burada çok rahatsanız sağ kolu da sağa doğru açmayı deneyebilirsiniz. Hem başın tepesine hem ayak parmak ucuna hem iki yana uzuyorum. Sonra tekrar kaldırdığım sırayla koyup bacak değiştiriyorum. Bu sefer sol parmak ucumuz barda, sağ ayağımız taşıyıcıda, ellerle ise box'ı tuttum. Dirsekleri de hafif bükülü kullanabilirsiniz. Eğer dirseklerinizde herhangi bir tansiyon hissediyorsanız hafif bükün. Sağ diz de hafif bükülü. Stabilizasyon sağ tarafta ve nefes verirken soldan itip alırken yeniden dönüyorum. Tamamen kontrol sizde olsun. Özellikle makineyi açtığımız ve geriye dönerkenki anda ittikten sonra kontrol, kontrol ve kontrolle geri dönüyorum. Yayların çekmesine izin vermiyorum. 3. Sırtı uzatmayı hiç unutmayın. 2. Haydi son bir tane daha. Bir tane de bonus benden. Sol bacağı arkaya doğru kaldıralım. Alırken yukarı, verirken aşağıdayım. Dizimiz dümdüz. Ayak parmak ucuna doğru uzatıyoruz bacağı.
Dolayısıyla yukarı kalkışlarda kalçayı çevirip daha da yukarı kaldırmıyorum. Kalça yere paralel, sadece kalça kaslarımı kullanarak bacağı yukarı ve arkaya uzatmaya çalışıyorum. Belimde ya da pelviste herhangi bir hareket yok bakın. Daha yukarı kaldıracağım diye bunu yapmıyoruz, tamam mı? Haydi 8. de yukarıda kalalım. Ve denge sağ kolu sağa doğru açıyoruz. Eğer burada çok rahatsak sol kolu da sola doğru açabiliriz. Her şey uzuyor. Ayak parmakları geriye doğru. Başın tepesine doğru. Sırt ve kollar iki yana. Şimdi yavaşça tekrar indirip dizlerimizin üzerine gelip bir şelsteçi hak ettiğimizi düşünüyorum. Dirsekler hafif bükülü bir şekilde yerleştirin baksa. Ve burada biraz dinleyelim. Evet, son bir şey kaldı. Sonra bitireceğiz. Yayda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Sadece footbar'ı 90 dereceye alacağız. Ve yüzüstü bir şekilde box'ımıza yatacağız. Ayak bilekleri footbar'da. Ayak bileklerimizle sürekli olarak barı iteceğiz egzersiz boyunca. Pubis'i baskıladık ve kaburgaların alt ucuna kadar çıktık aslında box'ın üzerinden. Şimdi gövdeyi bir aşağı doğru bırakalım. Ayak parmak uçları point'te. Ayak bileklerimizle barı itiyoruz. Pubis'i de baskılayıp kalçayı aktifleştiriyoruz. Ellerden destekle gövdeyi orta hatta kaldırın. Ve burada gövdeyi sabitleyip elleri alna destek yapalım. Şimdi nefesi alırken aşağı inip verirken tekrar yukarıya doğru çıkacağız. Al aşağı. Ver nefes sırttan başın tepesine doğru. Güzelce uza. 2. Haydi bu da son 8'limiz olsun. 3. Yukarıda nefes tamamen boşalsın. Sonra aşağı iniyoruz. Kalkabildiğimiz yere kadar. 5. Ve son üçlümüz. Çok güzeldi. Buraya kadar geldiyseniz, çalıştıysanız benimle birlikte tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Son bir tane daha. Ve sonra tamamen bırakıyoruz. Gövdeyi aşağı sarkarak dinlenebilirsiniz buradan ya da bir tarafa doğru inip box'un üstünden gövdeyi geriye doğru uzatarak da rahatlatabilirsiniz sırtınızı. Tekrardan teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Görüşmek üzere bir sonraki seansta.